şeye gitmiştim, Diyarbakır'a. Bana dediler abi, bugün bir genç kardeşimiz de arkadaşlarım gideceğim üniversitedendi çok. Çevresi geniş bir çocuk, çok girişken. Sosyolojide okuyor. Abi 30-40 tane genç getireceğim ona göre. Olur dedim ya, getir. Neyse getirmiş gençleri ama gençler 0 kilometre ve dinle falan şeyleri yok. Meraklanmışlar. Baktım çocuklar ve küpeli müpeli falan olsun. Neyse geldiler. Biz de çıktık karşılarına, hoş geldiniz gençler. Baktı oğlum bu mu anlatacak, bu ihtiyar mı bize? Hocalık yapacak falan, ben yüz veremediler ama. Ben de tabii konsantrede biraz zorluk çektim. Hani konsantre olmak kolay değil yani, mal müşteriye satılır. Dedim gençler hoş geldiniz, hoş bulduk falan filan. Sorunuz var mı dedim, soru sormak istiyor musunuz? Baktım soru sormadılar. Ben size sorabilir miyim dedim acaba? Dedi sorabilirsin tabii. Sosyoloji ne demektir dedim. Sosyolojide okuyorlar ya. Siz sosyolog olacaksınız. Sosyoloji ne demektir? Durdular şimdi. Biri dedi insan ilişkileri. Bir ilişir misin kardeş dedim. Onlar da gülmeye başladı. Bir ilişir misin dedim. Nasıl ilişiyorsun? Ya dedi nasıl ilişeceğim dedim. E dedim müsaade edersen ben ilişeyim. Rahatız bahvicim ya kitap burada. Ben ilişeyim dedim. İliş dediler falan meraklandılar. Mesela dedim şuradan gidiyorum şimdi. Baktım büyük bir süpermarket, hipermarket. Küçük küçük kamyonetler mal indiriyor. Birisi fasulye indiriyor, birisi pirinç, birisi şeker. Birisi un, birisi peynir, birisi yağ. Birisi deterjan indiriyor fabrikaya. Bunların hepsi bize lazım mı? Lazım mı? Lazım mı? Lazım. Hepsi lazım. Kardeşler, hepinizin gözlerinizden öperim. Halka hizmet, hakka hizmettir. Siz bunları buraya getirmekle bize hizmet veriyorsunuz. Ben geçen gün canım börek istedi. Koydum euroları, liraları tepsiye. Bir börek olur diye fırına koydum. Kağıtlar yanmış çıktı, hiçbir şey yaramadı. Şimdi benim işe yaramayan paramı veriyorum buraya, un alıyorum, yufka alıyorum, yağ alıyorum, yumurta alıyorum, yoğurt alıyorum. Benim yenilmeyen param yenilir duruma geliyor. Ne güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hepinizin gözlerinizden öperim. Hem para kazanıyorsunuz hem sevap kazanıyorsunuz falan bağırarak konuşuyorum ya. Patron da duymuş, çıktı. Hayrola falan dediler patronumuz Nuri Bey. Nuri Bey dedim size tebrik ederim. Hayrola? Dedim Nuri Bey sen bu Allah'ın kullarına bak bu kadar çeşitli yerlerden bu malzemeleri getirmişsin. İstifade ediyoruz. Sen şimdi dedim hem para kazanıyorsun hem çok sevap kazanıyorsun. Öyle mi hocam dedi. Ben buraya manav da getirsem efendim sarsabat da getirsem sevabım artar mı? Artar. O zaman kavuk karpuz da getireyim. İliştik adama. Sağ ol kardeş. Eyvallah gittik. Çıktım caddeye baktım. Bir sarı taksi geçiyor. Parmak kaldırdım. Taksi durdu. Kardeş kusura bakma estağfurullah abi. Adın ne Ahmet? Babana rahmet. Ahmetciğim dedim. Siz taksiciler var ya bu memleketin en cefakar, en fedakar, en hizmet veren bir grubusunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Siz olmasanız millet sokakta kalacak. Hastamız olur kornayı basar hastaneye yetiştirsin. Doğuma yetiştirsin. Havaalanına yetişecek geçin. Uçaktan alır getirirsiniz. Ya ne mübarek insansınız siz. Sizi tebrik ediyorum. Falan böyle baktı. Abi de sen aydan mı geldin? Yok mu abicim buradan? Ya dedi bugüne kadar bize hiç böyle met edenler, takdir edenler olmadı. Şoför milleti diye bize millet ters bakıyor. Ya ben ne mübarek bir meslekteymişim. Vallahi abi ben bu işi bırakmayı düşünürdüm ama bırakacağım. Sağ ol abi. Hadi güle. İliştik bak. İyi mi? İyi ilişiyoruz değil mi? Evet, evet. Biraz daha ileri gittim. Baktım ayakkabı satıyor bir dükkan. Dedim selamünaleyküm kardeşler. Sizi tebrik etmeye geldim. Hayrola abi. Ya şu bu ayakkabıları yapmakla var ya. Milleti yanlaya attıktan kurtarmıyorsunuz. Siz bunları yapmasanız, satmasın millet yanlaya geçecek. Rahmi Koç bile yanlaya geçer vallahi. Yapıştırsın dolarlara yana dolarsın. Yapamazsın ayakkabı. İşte siz bunları yapmakla insanlığa hizmet ediyorsunuz falan filan. Bakın ne kadar ilişeceğimiz yerler var. Ama tabii bilmezse, usul bilmezse
Benim annemin dediği gibi Kabe'ye gitmiş, nur görmemiş diyor. Birisi böyle bir iş beceremedi mi? Oh diyor, koku. Kabe'ye gittim, nur görmedi. Öyle ya. Abi, girişme şeyi veriyor bize, metodu. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz, muvakkat, geçici, şu hayatı dünyevinin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasına müteveccih, nihayetsiz maksatlara yönelik vazifini görüp az ve fakir ve kusurunu, biz hem aciziz, hem de fakiriz, hem de kusurluyuz. Fakir ne demek? İhtiyacı olan, değil mi? Havaya ihtiyacın var mı? Var. Fakirsin. Hava yapabilir misin? Var. Acizsin. Suya ihtiyacın var mı? Fakirsin. Su yapabilir misin? Acizsin. Sabahın olmasına ihtiyacın var mı? Şehitcan. Sabaha getirebilir misin? Acizsin. Hem fakiriz, hem de aciziz. Aciz becerik. Şuraya bir yılan gelse hepimiz otlattırırım vallahi. Bir tane oradan, bir tane buradan gelse, bak sen ne delikanlı çıkıyor burada. Eseriz birbirimizi, kaçacağız dedi. Halbuki silahı yok, eli yok, ayağı yok, gariban yerde sürünüyor. Korkutur. Çünkü bizi Allah ibadet etmek için yaratmış. Onu da sokmak için yaratmış. Onun için geçer o bizi. Bizi geçer. Evet, aç ve fakir ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek. Ya kimse tasdik bakalım, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Tasdik bakalım. Ve masnuatta kudret-i Rabbani'nin mucizatını temaşa ederek nazarı gaflet, ibretle tefekkür etmektir. Nazar ibrette tefekkür edeceğiz. İbret demek ders alacağız. Geçen sene bu Bingöl Van taraflarına gittim. Orada büyüdüm, büyük büyük tepeler böyle. Ot yığıyorlar. Kışın 8-9 ay ahırdan çıkmıyor hayvan. Kar var ya, orada otlatıyorlar. Baktım bazı tarlalar, ekin böyle maşallah, gemyeşil böyle, bazı tarlalarda hiç ekilmemiş ot. Dedim kardeş, bu tarlaları niye ekmiyorsunuz? Dedim bak ne güzel tarla. Ot boğmuş. Abi dedi, onu ekersek hayvanlar mı yiyecek? Onlar hayvanların yiyeceği dedi. Biz o tarlalar, bunlar ot tarlası. Onları biçiyoruz. Ot tepeleri yapıyoruz. Kışın hayvanlara yediriyoruz. Onları işleyemeyiz dedi. Öyle mi dedim ya? Peki dedim, her sene bunları ekiyor musunuz bu ot çıkması için? Ekmeyiz abi dedi. Ekmeden mi biçiyorsunuz? Ekmeden biçiyoruz dedi. Peki buğdayları ekmeden biçiyor musunuz? Hayır, ekmeden biçemiyoruz dedi ben. Buğdayları, arpaları ekmeden biçemiyoruz. Otu ekmeden biçiyoruz. Hemen bir fikir geldi kafama. Allah'ım dedim. Ne büyüksün. Çünkü hayvanlar tarla süremez. Ekemez. Tarla ekemez. Rabbim onun günü hasır çıkarıyor. Biz ekebiliyoruz ya. Eyvallah. Nazarı ibretle tefekkür etmektir. Her şeyde ibret nazarıyla tefekkür edeceğiz. Mesela bakıyorum kiraz ağacına, kirazlar böyle sallı. Buradan da koparabiliriz, ağacın üstüne de çıkabiliriz. İncir de öyle, ceviz de öyle, kestane de öyle, şeftali de öyle. Ama bakıyorsun kavak dimdik gidiyor, servi öyle. Servide de var bir şeyler, meyve gibi ama onlar bizimle ilgisi yok onların. Ha, demek ki eğer kirazlar, dutlar, erikler kavağın tepesinde olsaydı ne kadar zor olacaktı. Kimse çıkamaz. Ne basacak yeri var, ne tutunacak yeri var. Bekleyecek düşsün, düşerken de parçalanır zaten. Demek ki Rabbim bize ne kadar güzel her bir ağaç diyor, bismillah der. Rahmet hazinesine ellerini doldurup bizlere tatlıcılık ediyor. Öyle değil mi? Her şey görünüyor yani. Peki bunu kim görüyor? Bunu iman sahibi görüyor. İmanla görünüyor bunlar. Benim bir çocukluk arkadaşım vardı. Ona bir gün böyle bu kitapları yeni tanımıştım.
Yeni görme gavurdan dönme derler. Biz de bunları bulunca önümüze geleni anlatıyorum. Adamı bir alıyorum karşıma iki saat. Adam esir oluyor böyle. Hadi öyle aşkla anlatıyorum ki kaçamaz, hayatta kaçamaz. Şimdi adamın, ben diyorum bu yarın namaza başlar. Ne namazı? Bir adam yarıma bile vuramıyor bir tane. Bir daha yakalarsa diyor. Halbuki ya 5 dakika, şöyle bırak gitsin adamı. Adam açız ya. Neyse böyle bir arkadaşımı yakaladım. Beraber hayvan atlatıyorduk ben çocukken. Fevzi dedim, bak bu kitapları okuyorum ben, çok güzel dedim. Şu okuduğum her bir ağaç bismillah der. Her bir keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar bismillah diyormuş ya. Ulan o kadar koyun atlattık, hiç bismillah dediğimi duymadık. Bak dedim, sıkıyorsun memesini, su takıyor şakır şakır. Bunun deliği küçük, biraz genişletelim insan. Kan akar dedim. Görüyor musun? Allah'ın kudretini. Bunu öyle bir anlattım. Yani zerre kadar biraz düşünse bunu anlar. Kitabı da verdim buna. Gittim ben bunu 20 sene hiç görmedim. 20-25 sene görmedim. Şimdi biz İzmir'de oturuyoruz. O ilçede oturuyor. Bir gün Urla'da camiye gittim. Baktım karşıma çıktı. Oo Fevzi ne haber ya? Ne yapıyorsun? Dedi. Sülalesinde secdeye giden yok. Adam namaz kılıyor dedi. Vallahi dedim çok sevindim. Hacca da gittim de içmişim. Oh oh dedim ne kadar. Ya arkadaş diyor. İçki içiyoruz. Oğlan da içiyor dedi. Ona bırak desem ben içiyorum. Baba sen içiyorsun ne diyecek? Evvel hadi ben tövbe ettim dedi. Hacca gittim dedi. Oğlan da bıraktı içkiyi dedi. Utandı. Şimdi de camiye takılıyoruz. Çok güzel. Sen dedi ne yapmaya geldin? Ben dedim sohbete geldim. Dersimiz var. İstersen gel seni de götüreyim. Geleyim ya dedi. Geldi. O gün bugün takıldı. Devam ediyor. Bana ne dedi biliyor musun bugün? Ya Necmi'cim be dedi. Sen bana o gün anlattın ya orada da kitabı da verdin. Ben eve gittim dedi. Küçük sözleri ver. Açtım kitabı dedi. Senin anlattıklarım hiçbiri yazmıyor. Halbuki başında yazıyor. Yer bir inek keçi koyup al. Vallahi acıdım seni dedi. Kafayı yemişi kapatsana. Görün değil mi kardeş? Nasip olmayınca demek ki öyle görmüş. Halbuki kafa yiyecek bir şey yok ki. Ben ona desem ki Fevzi saat 12'den sonra ben geliyorum eve, pencereyi açıyorum, bir atıyorum kendimi. Ya Allah! Uçuyorum İzmir üstümde. Sadece kafayı yemiş bu. Ama benim anlattığım bak diyorum odun. Okula gitmedi, kursa gitmedi. Bizi tanımaz, sevmez, bilmez. Öyle bir elma veriyor. Rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna. Tadı ağzımın hoşuna. Demek ki bana bunu beni tanıyan, seven biri verir. Bu odun veremez. Bir odun incir veriyor, öbürü üzüm veriyor, öbürü muz veriyor. Ya bunda kafayı yemişlik var mı? Burada makul şeyler bunlar ama adam bugüne kadar öyle bir şey hiç duymamış. Dün bir yere derse gittim abi. Caminin altında konferans salonu var. İşte birinci söz okudum, bu birinci söz okudum. Her bir ağaç bismillah'de. Baktım cemaat böyle bakıyor. Yani belli ki anlamıyorlar yani. Değişik bakıyorlar, nereden geldi bu adam, neden bahsediyor falan. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş cemaatin yüzü değişti. Vallahi değişti. Çünkü insan, ben baktığım zaman adam anlıyor mu, anlamıyor mu, anlarsın. Eyvallah. Üstad birine bir şey anlatıyormuş bir gün. Demiş sen anlamıyorsun. Çünkü ben sen oluyorum, anlamıyorum. Ben sen oluyorum demiş, anlamıyorum. Sen benim bu anlattığımı anlamıyorsun. Çok beyim abi. Sen olacaksın ya. Sonra cemaat çok memnun oldu yani. Kuyruğa girdiler sarılmak için. İpten burun diyorum adam bakıyor. Ulan burun işte diyor. Bak diyorum koku alıyor. Adam şimdi diyor ki ya burun tabii ki koku alır. Ne yapacak? Tavuk diyorum tırrak yumurtayı bırakıyor. Tövbe vermişim diyor ya. Tavuk varıp da salatalık yapacak değil. Şimdi doğduğundan beri onu öyle görüyor ya. Hep yumurta yapıyor. Normal diyor. Tavuk tabii ki onu yapar. Bir düşün bakalım nasıl yapar arkadaş. O tavuk dün geldi. 2 senelik tavuk. Bir senelik tavuk. Tezgahı yok, tornası yok, aklı yok, ilmi yok. Seni tanımaz, sevmez, bilmez. Omlet yap, koflet yap, rafadan yemelemen yap. Tırak tırak tırak. İşte o ülfet, buna ülfet deniyor kardeşler. Ülfet demek bir şeyi normal görmek. İneğin süt verdiğini normal görüyor. Normal değil halbuki. Tavuğun yumurta vermesini normal görüyor. Normal değil. Normal değil.
Harika. Harika. Yani biz şimdi ağaçtan elmayı koparıyoruz. Kütükten üzümü koparıyoruz. 3 kilo ağırlığında salkımı. Sapında tat yok. Çubukta tat yok. Üzüm bal gibi. Hiç hayret etmiyoruz bak. Hayret etmiyoruz. Neden? Doğduğumuzdan beri o odundan hep üzüm geliyor. Bir sene başka bir şey gelse, bakalım bu sene ne gelecek acaba? Bir bakıyorsun tavuk geliyor. Eğer yani asmalardan tavuk sallansaydı, biz yine hayret etmeyecektik. Allah Allah. Emin ol valla. Git oğlum iki tavuk kopar misafir geldi. Kıt kıt gıdak. İnnel insane lezalûmun keffar diyor Cenab-ı Hak. Ya insan çok zahmettir. Çok nankördür. Allah korusun. Halbuki gözümüzün olan olayı. Bak şimdi. Hoca bir tane Allahu Ekber çıkıyor hazırdır. Hepimizin kulağına bir Allahu Ekber geliyor mu? Geliyor. O Allahu Ekber'i Allah çoğaltıyor. Ne kadar kulak varsa o kadar çoğaltıyor. Yoksa bir tane Allahu Ekber hangimize yeter? Yeter mi? Bitirelim. Namazı cemaatle birlikte kılarız arkadaşlar. Cemaat burada değil mi? Evet, burada kılarız. İyi yani, bu böyle devam ediyor. Ezan da okunuyor. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Tabii Allah razı olsun. Sözün güzelliği kısalığındadır. Allah razı olsun. El Fatiha.